Bu dersimizde oluşturmuş olduğumuz metinlerin stillerini düzenlemeyi öğreneceğiz. Stilleri inceleyebilmek için önce bir metin konteyneri oluşturup buna da bir yazı girmemiz gerekiyor. Text aracını seçip statik moddayken sahneye şöyle bir metin de ekliyorum. Bu metin kutusunu sahneye göre biraz düzenliyorum. Evet, yeterli bir düzen oldu galiba. Şimdi bu metin kutusu için karakter panelinde yer alan düzenlemeleri inceleyeceğiz. Burada Family kısmı fontun tipini belirlemektedir. Burada yer alan listede görmüş olduğunuz gibi bir takım font stilleri seçilebilir ve uygulanabilir. Bu açılan listede metin kutusuna tıkladığınızda yukarı ve aşağı ok tuşlarıyla da seçimlerinizi yapabilirsiniz. Seçimlerinizi yaparken dikkat edin, bazılarında style kısmı açılıyor. Mesela burada Classic Type'da normal şeklinde bir düzenleme var. Bunun bir de bold şeklinde bir stili varmış. Bunu da seçtiğinizde bu aile grubuna ait stilleri de uygulayabilirsiniz. Farklı bir stille devam edelim. Size kısmında ise point cinsinden metnin büyüklüğünü belirtebilirsiniz. Burada sürgüyü sağa doğru çektiğinizde metin büyüyor, sola çektiğinizde ise metin küçülüyor. Aynı şekilde bu kutuya tıkladığınızda da nümerik olarak bir değer girebilirsiniz. Mesela 20 değerini verelim. Bu kısımda da varsayılan olarak 0 değeri girilmiştir. Bu değer harfler arası boşluğu belirtmektedir. Yine aynı şekilde buraya da bir değer eklediğinizde harfleri birbirine yakınlaştırabilir ve arasını açabilirsiniz. Color kısmında metnin rengini belirleyebilirsiniz. Görmüş olduğunuz gibi bir renk paletinde renk belirlenmektedir. Oktagen kısmında ise görmüş olduğunuz gibi bazı boşluklar otomatik olarak düzenleniyor. Böylece okuma şekli daha rahat bir şekilde yapılabilmektedir. Antializing kısmında ise bazı bulanıklık düzenlemeleri ve okuma düzenlemeleri yapılabilmektedir. Bu açılan menüde görmüş olduğunuz gibi bir takım seçimler vardır. Use device font dediğimizde kullanıcının sisteminde hangi font varsa varsayılan olarak o kullanılmaktadır. Bitmap text dediğinde gördüğünüz gibi metni bir bitmap gibi olarak tanımlar, ancak biraz zoom yaparak bakalım kırıklar görünecektir. Okuma stilinde uygun bir seçim olmayacaktır. Üçüncü opsiyon ise animasyonlarda kullanacağımız bir entelizing seçimiymiş. Eğer bir animasyonda metin kullanıyorsanız bu opsiyonu seçmeniz daha uygun olur. Bir sonraki opsiyon da okunabilirlik içinmiş. Gördüğünüz gibi okunabilirlik biraz daha değişti ve kaliteli oldu. Eğer bu stillerin dışında kendiniz bir düzenleme yapmak istiyorsanız Custom Antializing'i tıklayıp kendiniz buradan değerleri verebilirsiniz. Burada rastgele değerler oluşturuyorum. Thickness ve Sharpness değerlerini düzenliyorum. OK butonuyla kendim düzenleme yapabilirim. Alt kısmında yer alan opsiyonlar ise bazıları pasif bazıları aktiftir. Bunları da görelim neye yaradığını. Birinci aracımız Selectable, yani seçilebilir olmasını sağlamaktadır. Bunu da publish ederek görelim. Ctrl Enter ile test ediyorum. Gördüğünüz gibi mouse ile bu metinleri seçebiliyorum. Ancak bu opsiyonu kaldırdığımda ve tekrar düzenleme yaptığımda herhangi bir şekilde metinleri seçemiyorum ve kopyalayamıyorum. Sağ tarafta da görmüş olduğunuz gibi superscript ve subscriptler aktif oldu. Bunlar da seçili olan harf ve harf grubunu alta veya üste doğru taşımaktadır. Mesela şurada PageMaker'da Maker'ı seçili hale getirdim. Üst kısma doğru çektim ve alt kısma doğru çektim. Bu tür düzenlemelerinizi de yapabilirsiniz. Diğer opsiyonlar ise dinamik metin kutusunda aktif olmaktadır. Burada metnimizde eğer HTML tagları varsa bunları aktif edebiliriz. Bu opsiyonu öğrenebilmek için bir takım HTML etiketleri kullanmamız uygun olacaktır. Bir örnek yaparak devam edelim. Mesela şu şekilde bir atama yapıldığında HTML tagları aktif olursa bu düzenleme yapılabilmektedir. Ancak bu kodlar dinamik olarak atanması gerekmektedir. Yani metin kutusu içerisine girmekten ziyade önceki derslerimizde görmüş olduğunuz gibi atama işlemi yapmamız gerekiyor. Geri geliyorum. Bu araç ise metin kutusu etrafında bir dikdörtgen açar. Mesela şu an dikdörtgen görünüyor gördüğünüz gibi. Bunu pasif yaptığımda da görmüş olduğunuz gibi dikdörtgen kalkıyor. Bunu publish ettiğimde göreceksiniz. Evet, dikdörtgenim yok. Bir sonraki metin türüyle devam ediyorum.
Burada input text'i seçiyorum. Burada da farklı olarak herhangi bir düzenleme bulunmuyor. Aynı şekilde dinamik tekste uygulamış olduğunuz stilleri buna da uygulayabilirsiniz.